Merhaba arkadaşlar, bugün bir soru cevap videosu ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştığım hem bir postla hem de hikaye ile bana sorularınızı yöneltmenizi istemiştim. Gerçekten oldukça fazla soru geldi. Bu kadar çok soru geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Özellikle hikaye kısmından sanırım 100'e yakın soru ulaştı bana. Tabii ki bu kadar çok soruyu tek bir video içinde cevaplamam mümkün değildi. Bu yüzden de soruları elemek durumunda kaldım. Bir kısmını daha önce çekmiş olduğum soru cevap videosunda yanıtladığım için, bir kısmını da geçtiğimiz günlerde çekmiş olduğum kitaplığımın enleri videosunda yanıtlamış olduğum için eledim. Daha sonrasında birbirinin aynısını soran ya da birbirine yakın sorular soran arkadaşların sorularını şöyle bir toparlayarak tek soru haline getirdim. Yine elimde çok az soru kalmadı ama sanırım bir videoda cevaplayabilirim. Bu video biraz uzun olabilir. O yüzden isterseniz burada durdurup çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Arkadaşlarınıza kitaplarınızı ödünç verir misiniz? Yoksa zamanında çok kitabım gitti dönmedi diye içi cız edenlerden misiniz? Aslında ben her ikisi birdenim diyebilirim. Zamanında gerçekten çok fazla kitabım gitti. Hala gitmeye devam ediyor. Maalesef bazı insanlar aldıkları kitabı bitirdikten sonra geri vermiyorlar ya da kitaplıklarında okunmadan uzun süre bekleyebiliyor. Olsun, ben yine de arkadaşlarım kitap istedikleri zaman veriyorum. Sonuç olarak ne olursa olsun insanlara okuma sevgisi kazandırmak ön planda benim için. Kitaplığınıza kitaplarınızı nasıl bir düzen içinde diziyorsunuz? Ben kitaplığıma kitapları yayın evlerine göre yerleştiriyorum. Aynı yayın evinden olan kitapları bir arada tutmak hoşuma gidiyor. Görüntü olarak da daha çok hoşuma gidiyor. Hem de bir kitap aradığım zaman bu şekilde çok daha rahat bulabiliyorum. Bir de okuduğum kitaplarla okumadığım kitapları ayrı ayrı tutuyorum ben. Bu nedenle her kitap bitirişimde aslında kitaplığın düzeni bir kere daha değişmiş oluyor küçük de olsa. Olsun, ben üşenmiyorum, hoşuma gidiyor. Kitaplarla ilgili olan her şeyle ilgilenmek gerçekten hoşuma gidiyor. Kitap alışverişine nasıl karar veriyorsunuz? Kitaplarınızı hangi kriterlere göre seçiyorsunuz diye iki tane soru gelmiş. Öncelikle daha önce bir kitabını okuyup beğendiğim yazarların diğer kitaplarını da mutlaka bir inceliyorum ve eğer onlar da ilgi alanıma girerse onları da alıp okumaya çalışıyorum. Daha sonrasında fikrine güvendiğim, okuma zevklerimizin benzer olduğunu düşündüğüm kişilerin tavsiyelerini mutlaka dikkate alıyorum. Bu bir arkadaşım da olabilir, bir Instagram hesabı ya da YouTube kanalı da olabilir. Ve kitapçıları gezmekten gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Ara ara kitapçılara gidip hem yeni çıkanları hem de diğer rafları bir inceliyorum. Şöyle ilgimi çeken kitapları karıştırıyorum. Bazen aralarından birkaç sayfa okuyorum. Daha sonrasında merak ettiğim kitapları bir liste haline getiriyorum. Ve yavaş yavaş o listeden kitaplarımı alıyorum. Ve tabii ki o liste hiçbir zaman bitmiyor ve hiçbir zaman azalmıyor. Aksine artarak devam ediyor. Olsun. Belki defalarca sorulmuştur, bilemem. O yüzden kusura bakmayın. Öğretmenim ve öğrencilerime kitap alıyorum her sene. Onları sıkmayacak, daha çok akıcılığı ön plana çıkan türden. Okuyan çok oluyor ama hedefime bir türlü ulaşamıyorum. Bir kısmına etki dahi edemiyorum. Sıkıcı buluyorlar. Bunu aşmanın bir yolu var mı? Yoksa bu içten gelen bir şey, uğraşmakla olmaz mı diyorsunuz? 8. sınıf öğrencileri için bu arada diye de eklemiş. Tabii ki de içten gelen bir şey uğraşmakla olmaz demiyorum. Ama biz onlar için kitap seçerken ne olursa olsun aslında kendi okuma zevkimize göre kitaplar seçiyoruz. Bizim için çok akıcı ve çok eğlenceli görünen kitaplar onlar için hiç öyle olmayabiliyor. Bu yüzden ben ilk önce öğrencilerin isteklerine ve ilgilerine göre kitap seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bunun için kitap siparişi vermeden önce ya da sınıf kitaplığı oluşturmadan önce kitaplıkta bulunmasını istedikleri kitapları sorabilirsiniz onlara. Ve bunun yanında okuyup arkadaşlarına da tavsiye edecekleri kitapları da öğrenebilirsiniz. Böylece hem istedikleri kitaplar alındığı için daha çok merak edecekler. Hem de bizden çok akranlarının düşüncelerini önemsedikleri için bu kitapları okuma ihtimalleri daha fazla olacaktır. Tabii ki bu kitapları onlardan alır almaz hemen kitaplığa eklememeliyiz ya da sipariş vermemeliyiz. Öncesinde bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Gerçekten istedikleri kitaplar ya da tavsiye ettikleri kitaplar onların seviyelerine uygun mu?
onların okumaması gereken içeriklere sahip mi? Bunlara ne olursa olsun dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında özellikle okumayı sevmeyen öğrencilerin ilgi alanlarını iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Örneğin benim sınıfımda kitap okumaktan gerçekten nefret eden bir öğrencim vardı geçtiğimiz yıla kadar. Onun futbola olan merakını bildiğim için şöyle birazcık araştırıp onların seviyesine uygun 3 tane futbolla ilgili kitap almıştım. Daha sonrasında kitapları da tabii böyle sınıfta ballandıra ballandıra anlattım. Daha sonrasında kitaplığıma koydum kitapları. Bu öğrencim hem bir hafta içinde o 3 kitabı okuyup bitirdi, hem de kitaplıktaki diğer kitapları da böyle bir incelemeye, kurcalamaya başladı. Şu an gerçekten çok düzenli bir okur haline geldi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir de sizin öğrencileriniz yaş olarak birazcık daha büyük olduğu için onlara bir kitabı okuyup aralarında tartışabilecekleri okuma grupları oluşturabilirsiniz. Hatta imkanınız varsa bu gruplara siz de dahil olabilirsiniz. Kitapların arkadaşlarıyla sohbetlerinin de konusu olması onları okumaya birazcık daha teşvik edecektir. Tabii ki biz ne yaparsak yapalım, bir türlü ulaşamadığımız, okumayı sevdiremediğimiz öğrenciler oluyor ve bundan sonrasında olacaktır. Bence bunu da kabullenmek lazım. Sonuç olarak öğretmen ne kadar etkili olsa da çocukların bir davranışı kazanmasında, okumayı sevmelerinde ya da diğer tüm her şeyde tek etken biz değiliz. Aile faktörü var, arkadaş faktörü var, yetiştiği, büyüdüğü çevre faktörü var, ailesinin bakış açısı var her şeye karşı. Bu nedenle maalesef bunu tek başımıza mücadele ederek sağlayamıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Tabii ki biz kazanabildiğimiz kadar çocuğu kazanmaya çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Ancak kazanamayacağımız, onlara ulaşamayacağımız çocuklar olduğunu da kabullenmek bizim motivasyonumuzu kırmayacaktır. Aksi takdirde ben o kadar uğraşıyorum, çabalıyorum ama bir türlü olmuyor, bir türlü onlara ulaşamıyorum diye motivasyonumuz kırılabilir ve bir süre sonra yaptıklarımızın boşu olduğunu düşünüp bırakabiliriz. Dediğim gibi çabalamaya devam edeceğiz. Bir öğrenci bile kazansak bizim için kârdır. Hani şu çok bildiğimiz artık klişe haline gelen deniz yıldızı hikayesi gibi. Feminizm konulu tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mı? Var. Öncelikle şunu söylemeliyim. Ben feminizm konusunda araştırma, inceleme türünde yazılmış kitaplar okumadım daha önce. Benim şimdi tavsiye edeceğim kitaplar yine edebiyat içerikli kitaplar olacak. İlki feminizm deyince bence edebiyatta akla gelecek ilk isimlerden biri olan Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı. Daha sonrasında yine feminist edebiyatın önemli isimlerinden Sylvia Plath'in Sırça Fanus isimli kitabını tavsiye edebilirim. Ve feminist distopyaların arasında en önemli eserlerden biri olan Damızlık Kızın Öyküsü'nü kesinlikle tavsiye edebilirim. Bunun dışında tavsiyeleri olan arkadaşlar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirler. Hem soruyu soran arkadaş hem ben tavsiyelerinizden faydalanabiliriz böylece. Bir roman yazsaydın tarzın ne olurdu? Bu benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi oldu. Yanlış hatırlamıyorsam sevgili Ayşım sormuştu bu soruyu. Öncesinde düşünmedim. Gerçekten düşünmedim. Ama sanırım absürt komedi türünde bir kitap yazmayı isterdim. Bana göre absürt komedi türünde bir eser yazmak gerçekten oldukça zor. Ama iyi yazılmış bir absürt komedinin bana çok keyif verdiğini biliyorum. Bu yüzden ben de bu türde bir kitap yazabilirdim. Ya da daha önce hiç yazılmamış türde bir kitap yazabilirdim. Nasıl olsa hayal kurmak bedava. Aksi takdirde benim yazmaya hiç yeteneğim yok. Böyle bir ilgim de yok açıkçası. Nasıl olsa bir gün bir kitap yazmayacağım. Neden yüksekten uçmayayım ki şu anda? Dediğim gibi hani diyoruz ya, bilim kurgunun babası, fantastik edebiyatın atası, işte postmodernizmin kurucusu falan diye. Ben de öyle daha önce hiç yazılmamış bir türde kitap yazıp yüzyıllar sonra bile o türle anılacak bir isim olmak isterdim. Dediğim gibi hayal kurmak bedava. Defalarca okusam bıkmam dediğiniz kitaplar hangileri? Çok fazla var. Gerçekten çok fazla var. Ben sevdiğim kitapları tekrar tekrar okumayı çok seviyorum.
Ferit Edgün'ün Hakkari'de Bir Mevsim isimli kitabı artık zaten herkes biliyor. Neredeyse her videomda bahsediyorum. Benim defalarca okuduğum eserlerden bir tanesi. Kafka'nın Davası ve Dönüşümü yine defalarca okuduğum eserlerden. Özellikle Davayı çok fazla okudum. 4-5 kere okudum sanırım. Bu tarz kitaplarda, metaforik kitaplarda her okuduğunuzda yeni bir şeyler keşfedebiliyorsunuz. Daha önce dikkat etmediğiniz bir ayrıntıyı yakalayabiliyorsunuz. O yüzden tekrar tekrar okumayı çok seviyorum ama bunların dışında da sayabileceğim çok fazla kitap var. Ne zamandır böyle severek kitap okuyorsun? Küçükken de böyle miydin? Evet, böyleydim. Okumayı öğrendiğim ilk günden beri ben kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Ara ara uzaklaştığım zamanlar oldu ama genel olarak kitap okumayı hep çok seven bir insan oldum. Kitaplığında okunmak için en uzun süredir bekleyen kitap hangisi? Gerçekten bunu tam olarak bilmiyorum ama üniversite zamanında set olarak almış olduğum felsefe kitapları vardı. Onların bir kısmını henüz okumadım. 25 kitaptan oluşan bir setti. Bir 5-6 tanesi hala duruyor. Çünkü onları böyle aralıklı aralıklı okuyorum. Çok arka arkaya okuyamıyorum. Yılda 1-2 kitap, 1-2 kitap şeklinde okuyorum. Sanırım en uzun süredir bekleyen kitaplarım onlar. Okumasaydım hayatımda muhakkak değişiklik yaratırdı dediğiniz kitaplar neler? Bence bütün kitaplar hayatımızda bir şekilde değişiklik yaratıyor. Bizim fark ettiğimiz ya da fark edemediğimiz değişiklikler. Sonuç olarak okuduğumuz her kitap bize yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu da insanın hayatını değiştiren bir şey. Bu yüzden okuduğumuz tüm kitapların küçük ya da büyük hayatımızda değişikliklere sebep olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tiyatroda oynadınız mı daha önce diye bir soru gelmiş. Profesyonel olarak bir tiyatroda oynamadım. Oyuncu değilim. Öyle bir yeteneğim de yok. İyi bir tiyatro izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Seviyorum tiyatro oyunlarını. Bir de geçen yıl biz öğretmen arkadaşlarımızla beraber Öğretmenler Sahnede diye bir proje yürütmüştük. Bu proje sayesinde Anton Çehov'un Sevgili Doktor oyununu sahneye koyduk. Böyle bir anı oldu bizim için. Gerçekten çok güzel bir deneyim ve unutulmaz bir anıydı. Bunun dışında okul yıllarımda içinde bulunduğum ufak piyesler, oyunlar olmuştu. Bu kadar yani tiyatro sahnesindeki anılarım. Kitap okumaktan zaman zaman uzaklaştığınız oluyor mu? Böyle zamanlarda nasıl motive ediyorsunuz kendinize? Tabii ki zaman zaman kitap okumaktan uzaklaştığım zamanlar oluyor. Ama ben bunun için bir şey yapmıyorum. Zamana bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü kitap okumaktan uzaklaştıysam ya zihnimi daha fazla meşgul eden bir problem vardır ya da kitap okumaya ayıracak zamanım ve enerjim yoktur. Böyle zamanlarda kendimi çok da fazla zorlamıyorum doğrusu. Birazcık akışına bırakıyorum. Çünkü kitap okumak benim için çok büyük bir tutku ve bu süreç sona erdiğinde ben özlemle kitaplarıma koşacağımı biliyorum. Bu nedenle de dediğim gibi kendimi çok fazla zorlamıyorum. O zaman hemen sorayım, birlikte ne zaman video çekiyoruz? Bu soruyu da yine yanlış hatırlamıyorsam Yeni Sayfam kanalından sevgili Tuğba sormuş. Tuğba'cığım ben de çok isterim. Umarım böyle bir gün aynı şehirde, aynı ortamlarda buluşabiliriz. O zaman ben de seninle birlikte video çekmeyi gerçekten çok isterim. Atatürk'ün hayatı ile ilgili bir kitap önerir misiniz? Eğer okuduysanız demiş bir arkadaş. Atatürk'ün hayatını anlatan kitaplar okudum daha önce. Ancak beni hiçbirisi tam olarak tatmin etmedi. Çünkü bu tarz kitaplar genel olarak işin hikaye kısmına odaklanıyorlar. Ancak söz konusu Atatürk olduğu zaman hayat hikayesindense fikirlerinin öğrenilmesinin ve bunları anlamaya çalışmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ü en iyi anlayabileceğimiz de kendi sözlerinden oluşan nutuk bana göre. Eğer okumadıysanız mutlaka nutuğu okumalısınız diye düşünüyorum. Saramago'nun hangi kitaplarını okudunuz? Hangilerini tavsiye edersiniz? Körlüğü okudum, Görmek kitabını okudum, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş'u okudum, Bilinmeyen Bir Adanın Öyküsünü okudum, Kabil'i okudum, sanırım bu kadar okudum. Ben Saramago'nun okuduğum bütün kitaplarını çok beğendim. Ancak Körlük, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş ve Kabil benim için diğerlerine göre biraz daha özel. Şimdi de Kopyalanmış Adam var kitaplığımda okunmayı bekliyor. İlk fırsatta da onu okuyacağım.
Okumalarınızı yaparken belli bir hedefiniz var mı? Sayfa sayısı, kurgu sonrası, deneme ve benzeri gibi demiş bir arkadaş. Önceden kendime çok fazla hedef belirliyordum. Haftalık okuma hedefleri, aylık okuma hedefleri, yıllık şu kadar kitap okuyacağım, şundan sonra bunu okuyacağım, bu ay bu kitapları okuyacağım diye. Ama son zamanlarda bunu bıraktım. Çünkü o hedeflere ulaşamadığım zaman motivasyonumun kırıldığını fark ediyorum. Açıkçası söz konusu kitaplar olduğunda sayıların bence hiçbir önemi yok. Önemli olan nitelikli okuma yapabilmek. Yani okuduklarınıza kendinizi tam olarak verebilmek. Kitabın verdiği mesajı, kurguyu tam olarak alıp anlayabilmek. Bu yüzden sayılar çok daha arka planda kalıyor benim için. O yüzden bir süredir kendime bu tarz hedefler koymayı da bıraktım. Homo Ludens'i okudunuz mu acaba? Okumadım. Sizce Jaguar yayınları mı yoksa Siren yayınları mı daha iyi? Doğrusunu söylemek gerekirse Siren yayınlarından böyle bir kıyaslama yapabilecek kadar fazla kitap okumadım. Ama Jaguar yayınları benim çok sevdiğim ve kitaplarını takip ettiğim yayın evlerinden. Şimdiye kadar okuyup da beğenmediğim kitabı olmadı sanırım. Bir kitabını ortalama bulmuştum ama onun dışındaki kitapların hepsini gerçekten çok beğenmiştim. Dediğim gibi bu yüzden böyle net bir kıyaslamaya gidemiyorum. Takip ettiğiniz edebiyat dergileri hangileri? Çok düzenli bir dergi okuru değilim ama Öykü Gazetesi'ni, Notos'u ve Sabit Fikir dergisini takip etmeye çalışıyorum. Onları da hepsinin yeni sayısı çıkar çıkmaz koşup almak şeklinde değil, ara ara alıyorum, okuyorum. Daha sonra tekrar istediğim zaman gidip yenisini alıyorum. Ama dediğim gibi her sayısını alayım, elimde bir koleksiyonu bulunsun, hiçbirini kaçırmayayım şeklinde takip etmiyorum hiçbir dergiyi. Sevdiğiniz YouTube kanalları hangileri? YouTube'da benim okuma zevkime hitap eden, benimle benzer zevklere sahip zaten bir avuç kitap kanalı var. Bu tarz sorular sorulduğunda da hep körler sağırlar birbirine ağırlar misali birbirimizi söylüyoruz. Bu yüzden ben bugün sevdiğim kitap kanallarından bahsetmeyeceğim. Kitap dışı videolar çeken kanallardan bahsetmek istiyorum. Barış Özcan'ın kanalını çok severek takip ediyorum. Başak Kaplan'ın kanalını çok severek takip ediyorum. Bir Nevi Dipnot kanalını yine çok severek takip ediyorum. Aslında bu birazcık daha edebiyat felsefe içerikli. Daha önce de videolarımda bahsetmiştim. Trail of Us kanalını çok seviyorum ve Dünyadan Sayısılar kanalını gerçekten çok severek takip ediyorum. Sorular bu kadardı. Umarım tatmin edici cevaplar verebilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur ve umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin bu sorular hakkında ya da cevaplar hakkında fikirleriniz varsa yine aşağıya yorum olarak bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.